Deniz kuvvetlerinde milli imkanlarla inşası tamamlanan ve envantere giren ilk gemi tipi olan Tuzla sınıf karakol gemilerinin 15.'si. 7 Kasım 2014 tarihinde sancak çekmeyi müteakip hızlı bir şekilde tazeleme ve intibak eğitimlerini alıp 9 Ocak'tan itibaren Karadeniz Ereğli Limanı'na avdet etmiştir. Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı Üst Savunma Birlikleri Komutanlığı Karakol Gemileri Grup Komutanlığı kuruluşuna alınmıştır. O günden itibaren de Karadeniz Ereğli Limanı'na istinaden görevlerini icra etmektedir. Gemimizin imkan kabiliyetleri su üstü harbi, hava savunma harbi ve ana görev fonksiyonunda denizaltı savunma harbi olarak dizayn edilmiştir. Geminin silahları 40 mm top, 2 adet 12.7 mm top ve 8 adet su bombasıdır. Gemimizin kısaca tanıtımı bu şekilde. Peki personel olarak? Personel olarak 4 subay, 7 tane de 8 tane de az subayımız var. Toplam 12 rütbeli personel. 15 tane erbaşar, 5 tane uzman, 20 tane de erimiz var. Erbaşarlarla toplam 35 personele sahibiz. Geminin personeli ve sahip olduğu sistem cihazlarla barış döneminde icra ettiği görevler haricinde yaptığı eğitimlerle de her an harbe hazır konumunu idame etmektedir. Kısaca tanıtımımız bu şekilde. Kaç metre gemi? Gemimiz 56.8 metre. Tonajı 430 ton. Geminin bunun haricinde makineleri MTU 2 adet ana makinesi var. Karadeniz Ereğli'nin manevi değerlerini kullanmaya çalıştık. Bundaki en önemli şey Alemdar gemisi. Alemdar gemisi bizim geminin suya yansıyan kısmında şöyle gördüğünüz gibi Alemdar gemisi figürünü kullandık. En dıştaki halatımız gemimizin Türk milletine, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlılığını ifade eder. İçteki halatımız gemimizin personelinin birbirine bağlılığını simgeler. Burada daha modern, daha yakın zamandaki bir fotoğrafı. Ve Karadeniz Ereğli şehrinin tarihçesiyle ilgili kısa bilgi arz edildi. 40 mm çapında. Dakikadaki atım adedi 600 olan. Öncelikle hava savunma harbinde, daha sonra su üstü harbinde etkinlikle isabet elde etme oranı bulunan bir top. Burada dümen sistemi, normalde siz bu olarak görüyorsunuz ama normal geminin dümeni, kullanılan dümeni budur, joystick şeklinde. Buradaki dümen sistemindeki arızaları gösteren uyarı panolarımız var. Hangi dümen motorunun devrede olduğunu gösteren panolarımız var. Gemimizde 2 adet dümen motoru bulunmakta. Bunlar arıza yapması durumunda herhangi birisiyle de gemi sekme idare edilebilmekte. Buyur Pusacığım.